Evet, Vefa Tarhan'la beraberiz. Vefa Bey, ben tabii sizi uzun zamandır tanıyorum. Birbirimizi tanıyoruz ama izleyicilerimize bir parça kendinizden bahsedebilir misiniz? Neler yaptınız? Hangi şirketler, nelerle uğraştınız? Evet, tamam. Sektörde oldukça eskiyim aslında. Yani sizin kadar değil ama size yakın. Uzun yıllardır sizi de takip ediyorum. Ben sektöre 1995-96 yıllara civar o dönemlerde girdim. Bir araştırma geliştirme mühendisi olarak başladım. Data teknik firması vardı o dönemlerde. Sonrasında işte orada satış pazarlama direktörlüğüne kadar yükseldim. Yani daha çok teknik bir background'dan geliyorum. Uzun yıllar teknik grupta çalıştım. Sonrasında orada bir 10 yıllık bir çalışma sonrasında Zyxel Türkiye'yi kurduk Türkiye'de. Genel müdür olarak bir 10 yılda orada sürdürdüm. Özellikle Zyxel'in biraz farklı olan tarafı iletişim alanında faaliyet gösteriyordu. Data teknikte hem yazılım hem işte data center'lar, datalar ve sunucular, PC'ler gibi daha geniş bir kapsamımız vardı network'le birlikte. Burada daha çok entegratör tarafımız da vardı data teknikte. Zyxel'de daha fokus olarak iletişim alanında faaliyet gösterdik. 2017 yılında Zyxel'den ayrıldım ve Kinetic'i kurduk. Burada Kinetic'de yatırımcı olarak ortak şirket, joint venture şirket olarak kurduk. Kinetic'de Zyxel'den ayrılan bir işte Focus Network firması. Zyxel'le co-brand yapardı eskiden. Biz de çok geçmişten beri tanışıyorduk arkadaşlarla. Daha böyle hani uç tarafa fokus, kullanıcıların ihtiyaçlarını daha böyle önceleyen bir çalışma yaptık. Çünkü sektörü çok iyi biliyorduk. Nelere ihtiyacımız olduğunu, insanların şikayetlerini, beklentilerini çok ciddi ele aldık. Yani Kinetic'de o dönemde işte bağımsız bir yapıya büründü. Aynı dönemde başlattık burayı da. Global anlamda da ayrıldı. Şu an Kinetic Türkiye'de yaklaşık işte 3 senedir falan faaliyet sürdürüyoruz. Oldukça keyifli gidiyor. Yani evet, bir sürü sıkıntılar var dünya global anlamda ama evet. Sektörel anlamda hani bizim tarafta hızlı büyüyoruz. Ürünlerimiz oldukça güzel. Kullanıcıların bize verdiği motivasyon, geri bildirimler bizi çok memnun ediyor. Yani böyle bir çalışma yürütüyoruz şu an Kinetic'te. Hani temel anlamda yaklaşık 20-25 senedir sektörün içerisindeyim. Özellikle iletişim, bilişim alanında, iletişim alanında faaliyet gösteriyoruz. Bu şirketin de hem yöneticisi hem işte üst yöneticisi olarak görev sürdürmekteyim. Şimdi buyurun. Evet, yani genel anlamda kısaca özetleyeceğim, özetlersem Vefa Tarhan böyle bir geçmişe sahip. Şimdi Vefa Bey, Zyxel'i de biliyorum, siz başlattınız ve çok güzel bir yere getirdiniz. Şimdi Kinetic'den bahsediyoruz. Kinetic'in ürünlerine bakıyorum. Oldukça değişik ürünler. Yani şöyle bir değişikliği var. Bir kere tam bu pandemi sürecinde hepimiz home office, yani evimizin içindeki o eskiden böyle 10 megabitler bilmem ne yeterken şimdi 100 megabitleri yetmediği yeni bir döneme girdik. Ben şimdi sizinle program yapıyorum evin içinde. Arka tarafta muhtemelen eşim bir görüntülü konuşma yapıyor. Çocukları babaannesiyle konuşuyorlar falan gibi. İnternet ihtiyacının çok yoğun olduğu bir dönem geçiriyoruz. Siz de tam bu işin kalbindesiniz. Çünkü en önemli kısmı bence bu işin donanım. Yani o bağlantı süreci düzgün olmazsa hiçbir şey düzgün çalışmıyor. Neler yapıyorsunuz? Hangi ürün, ne tip ürünler var sizde? Şimdi şöyle, modem kısmında hani çok tek düze ürün vardı yani piyasada. Yani modem bağlanıyor. İşte Wi-Fi'da şu kadar hız olsun diye bir donanımsal bazı değerler piyasada genelde hani Vefa öne çıkıyordu. Çok özür dilerim, sözünüzü kestim, evet. Ama o mesela çok büyük problem. Ya şimdi bir şirkette anlaşıyorsunuz,
Şirket diyor ki ben gelip size modem kurarım. Peki kur diyorsun. Hı. Ben kendi bildiğim modemi kurarım diyor. Getiriyor modemi. Tabii o modemler Hı. çok binlerce alınan modemler Hı. olduğu için, ihale sonucu alınan modemler olduğu için, onlar genel olarak evlerin genel ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde oluyor. Ve büyük bir kısmında da ben çok yaşadım. Özellikle kablosuz router'ında, yani böyle 10 tane şeyi bağladığınız zaman, cihazı bağladığınız zaman, benim evimde 10 tane, tabii 10 tane çok daha üzerinde Hı. cihaz var. Bağlandığı zaman darmadağın oluyor. Yani ne bağlantı doğru dürüst oluyor, ulaşamıyorsunuz. Birçok insan bunun tabii farkında da değil. Zannediyor ki internet bağlantısında bir problem var. Şirketi arıyor. Halbuki şirkette değil. Daha evden modemden çıkamadın yani. Hani öyle bir şey var. Evet, evet. Sizin oralarda da çözümleriniz var değil mi? Evet, biz yani zaten hani temel anlamda evdeki konforlu internete odaklandık. Yani bunun birçok burada konforun oluşması için çok fazla parametre var aslında. Hani evet. sadece modemin güçlü olması da yetmiyor. Yani modemin çok akıllı olması gerekiyor. Şimdi siz de söylediniz, evlerdeki cihazlar o kadar arttı ki onlarca cihaz var. Her evde onun üzerinde şu an aktif cihaz oluyor. Yani çünkü telefonlar, PC'ler, mobil cihazlar falan çok fazla. Televizyonlarımız bile artık ben evet, yani mesela TV Plus kullanıyorum. Turkcell TV Plus kullanıyorum. Wireless'tan bağlı ya. Yani evdeki televizyon aynen. wireless'tan bağlı. Şimdi şöyle bir durum var. Bu cihazların her birinin çok düzgün bir şekilde interneti paylaşması gerekiyor. Hem çekim alanının çok iyi olması lazım hem de çok iyi paylaşması gerekiyor. Bir de uygulamalar kendi arasında farklılık gösteriyor. Yani bir taraftan veri indiriyorsun, bir tarafta video var. Mesela evet. videonun bekleme süresi yani hiç olamaz yani. Videonun anında veya sesin anında aktarılması gerekiyor. Şimdi çocuğunuz bir yerden bir işte torrentle bir yüksek oranda şey indiriyor, veri indiriyor. Sizin evet. video orada ölüyor mesela. Şimdi bunları modemin çok akıllıca planlaması gerekiyor. Modemlerde işte bizim en önemli yaptığımız becerilerden bir tanesi veriyi çok planlı bir şekilde bölüyoruz ve paylaştırıyoruz. Bunu hem kullanıcı kendisi isteğine bağlı yapabiliyor hem de bizim cihazlar akıllı bir şekilde bunu modelliyor. Bu yönüyle biz hani şu an piyasanın en iyisiyiz. Gerçekten hani iddialı konuşuyoruz ama bazen en demek biraz şey oluyor, abartılı oluyor ama gerçekten öyleyiz. Şimdi bir de Türkiye'deki internet hızları çok düşük. Yani şu an 50 megabitin altında kullananların oranı %50-60'lara larda. Yani 20 megabitin altında kullanan %30'ların civarında. Yani bu kadar düşük bir internet hızında da hani verinin o kadar iyi akıllıca planlanması gerekiyor ki konforunuz bozulmasın. Bu da modemin çok yetenekli olması gerekiyor. Şimdi modem içinde tabii şuna bakılıyor. Yani ucuz olsun, ucuz olsun derken hani modemin yazılımını çok fazla iyi yapamıyorlar. Donanımı birleştiriyor herkes. Yazılım ekibi ciddi bir maliyet ekibidir. Yani donanım var, işte birleştiriyorsunuz her şeyi, çipleri falan Çin'de bir yerde. Yani çok abartmıyorum yani, bunu öğretiyorlar bile şeylere, devletler. Böyle birleştirin, alın modem oldu falan diye böyle küçük dükkancıklar var. Anten, evet, aynen çip, öyle. Birleştir, hop modem. Birleştir, bunu da öğretiyor, adana modem oldu falan diyorlar. Şimdi böyle bir ortamda yazılım için devasa bir ekip gerekiyor. Yani bunu böyle geliştirmek, akıllı hale getirmek hani çok büyük bir emek gerektiriyor. Hem know-how, hem emek, hem gayret, işte yatırım. Bunu yapmak kolay bir şey değil. Biz hani burada inanılmaz derecede kaynak harcıyoruz, emek harcıyoruz. Bir de tabii bizim fokusumuzda servis sağlayıcıları yok. Biz fokusta son kullanıcıyı ele alıyoruz. Yani evet. şöyle, biz servis sağlayıcılarına ürün satma hedefimiz yok yani. Çünkü servis sağlayıcılık gerçekten temel, çok az nitelikli bir ürün talep ediyor ve orada maliyetler de çok önemli oluyor. Biz de tabii yazılım olarak da çok kısıtlı hale geliyor istekler. Bu nedenle hani bir şey, konforu oluşturamıyoruz. Biz de bunun için şöyle dedik. Tamamen kanala odaklandık. Yani kanal dediğimiz son kullanıcıya evet. odaklandık. Ve onların isteğine göre bulut sistem, yazılım, her şeyi bizi son kullanıcının arzularına göre, isteklerine göre modelledik. Yani şöyle düşünün, hani mesela oyun uygulamaları bizde, oyun uygulamalarında buffer bloatlar vardır, böyle özel testler. Biz hep A+'lardayız. Yani mesela oyun oynuyorsunuz, hiçbir zaman şeye düşmüyorsunuz. Nedir?
donmaya, işte donduğunuzda kaybediyorsunuz ya rakipler falan. Tabii. Ha, insanlar... yani benim çocuklar daha küçük. O yüzden ben bu şeyi, sizin bu söylediğiniz, ben de oyun çok oynayan birisi değilim. Dolayısıyla beni o taraf mesela çok ilgilendirmiyor, ama çok iyi, dediğiniz doğru. Adam mouse'un şeyine falan inceliyor. Yani mouse bilgisayara nasıl bağlanmış, o kadar önemli. Şimdi bu kullanıcı gidiyor, işte diyor ki ya en hızlı modemi alayım diyor. En çok antenli 3000-5000 hızlı alıyor. Yine kilitleniyor şeyi, cihazı. Ama çünkü biz yazılım, bu ürünü, yazılım, biz bunu 500 liralık bir üründe yaparken o 5000 liralık üründe o konforu yakalayamıyor mesela. Yani nasıl çözeceğiz? Fazla uğraşıyor, servis sağlayıcıyı değiştiriyor falan, bir sürü uğraşıyor. Hani en sonunda bize geldiğinde inanamıyorum diyor. Yani bu kadar ekonomik bir üründe ben bu konforu yakaladım diye şaşırıyor. Ve diyor ki yani bu fiyat performans inanılmaz. Çünkü biz bütün ürünlerde aynı yazılımı kullanıyoruz bir de. Yani şöyle demiyoruz, şu üst üründe ayrı, bu hani diğer birçok firmada her ürünün ayrı bir yazılımı oluyor. Yani ve güncellemelerde böyle bir alıyor, bir almıyor. Bir bakıyorsun 3 sene geçmiş, hiç güncelleme almamış. Oradaki bug'lar, problemler çözülmemiş. Yani bir yazılımın sürekli güncellenmesi de çok önemli. Çünkü her zaman bir yenilikler oluyor ve o yeniliklere adapte olmanız gerekiyor. Yani bir taraftan açıklar olabiliyor ama bir taraftan da yenilikler var. Ha, biz hem güvenlik açıklarını kapatıyoruz, oluşabilecek, hem işte yeni uygulamalara karşı da modemin en feasible şekilde, en kaliteli şekilde verim vermesi için de yazılımı güncelliyoruz. Mesela oluşturduğumuz bir kütüphanemiz var yazılımla ilgili yaptıklarımız ilgili. Yani dünyada böyle bir şey yok yani. Modemle ilgili her markanın, her kullanıcının başvurduğu bir kütüphaneye dönüştü. Anten ayarlamak için bile bizim kütüphanemize geliyorlar mesela herkes. Bazı rakiplerdeki kullanıcılar da diyor ya bu ne güzel olmuş bu yani. Çünkü internet, ev içerisinde internet kullanımının da birçok püf noktaları falan var. Özellikle hani modem konumlandırma, ayarlamalar veya bir dakika, oraya gelmeyelim. Olur, oraya gelmeyelim. Orası çok önemli, tamam. Biliyorum. O şey, ikinci konu. Ben bir şey soracağım. Şimdi kapının önündeyiz. Geldik. Eve giren iki tane farklı hat olabilir. Bir tanesi ADSL olabilir, bir tanesi de fiber olabilir. Sizin fiber modeminiz de ADSL modeminiz de birbirinden farklı diye biliyorum. Halbuki bana mesela, bende fiber kullanılıyor. Fiber kapının önünde bir küçük, daha doğrusu fiber yukarıya kadar geliyor, birinci kata kadar. Benim ev 3-4 katlı. Birinci kata kadar geliyor. Bir tane küçük kutu var. O küçük kutudan fiber giriyor. Şey çıkıyor. Network çıkıyor. Cat 5 çıkıyor. Evet. Aynen. Onu ise ikinci bir modeme bağlıyoruz. İkinci modem bildiğim kadarıyla hepsi birbirinin aynısı gibi görünüyor ama değil. Anladığım kadarıyla öyle mi? Değil, evet. Yani birçok, ona home gateway deniyor ikinci modeme. Yani evet. Bir Ethernet One port olan bir cihaz olması gerekiyor ama evet. Hani bizim bütün cihazlarımız tüm portları One olabiliyor yani. Hem fiber oluyor hem normal VDSL gibi de kullanabiliyorsunuz bizim ürünleri. Bizim ürünler aynı zamanda birden fazla bağlantıyı da bağlayabiliyorsunuz ürünlerimize. Yani bir taraftan fiber, bir taraftan DSL, bir taraftan Wi-Fi. Hani 2-3 tane bağlı. Bir şekilde kullanıyor mu onları? Tabii onları paylaştırıyorsunuz. Diyorsunuz şunlar şunlardan gitsin. Çıkışları ayarlıyorsunuz. Ve birbirlerini de yedekleyebiliyorsunuz bir de. Mesela diyelim fiber hattınız var. Bir de GSM hattınız var. Diyorsunuz ki mesela normal kullanımda şunlar fiberden çıksın. Diğerleri şuradan çıksın. Ama herhangi biri koparsa, sıkıntı yaşarsa diğerini yedeklesin falan diyebiliyorsunuz. Süper. Ben mesela bu yayınları şey üzerinden yapıyorum. Şu anda mesela bugün Wi-Fi'ye bağlayayım. Problem çıkmadı. Ama bazen problem çıkıyor. Problem çıktığı zaman bu sefer GSM'e bağlanıyorum. GSM de cep telefonum. Cep telefonuma şeyle bağlanıyorum. Yani hani o ürünü koparıp bağlanıyorum. Ona gerek yok. Yani hepsini birlikte kullanan. Yani normalde şeyin Wi-Fi üzerinden, Wi-Fi ISP de var bizim cihazlarda. Mesela modemi şöyle ayarlayabiliyorsunuz. İşte fiberden çık. Fiberde sorun olursa Wi-Fi'den sizin cep telefonunuza bağlanabilir yani. Süper, süper. Oradan da hatta yani kendiniz bile yönetebiliyorsunuz. Bir tık da kullanıcıları o tarafa direkt de yönlendirebilirsiniz. Ama tamamen hat giderse o tarafa atıyor sizi. Yedekleme süper ya, yapıyor. Çok güzel. ADSL ve fiber modeminiz birbirinden farklı mı? Nasıl? ADSL'de tekrar alamadım. ADSL ve fiber modeminiz birbirinden farklı mı? Sanki hayır, konuşmamızda değil. Öyle bir şey anlamıştım. Yok, hepsi sanıyorum. Yani şöyle ADSL modemin diyelim üzerinde 4 tane de Ethernet portu var ya. Mesela Ethernet portunun hepsi
network olarak fibere bağlanabiliyor. Şimdi size fiberle gelen bir tane kutu var ya, ona ONT deniyor. Evet. O kutu. O kutu fiberden şeye dönüyor. Network, Ethernet kabloya dönüyor mesela. Yani o fiberden sonraki bütün cihazların hepsi bizim cihazlara uyuyor. Yani ayrıca bir fiber modem almanız gerekmiyor bizim cihazlarda. Peki ben evin içinde bir de IPTV kullanıyorum. IPTV'nin bağlantısı ve connection'ları nasıl gerçekleşiyor? O da kolay oluyor mu? Şimdi şöyle, Türk Telekom tarafında tamamen kolay bir şey. Yani bu direkt PVC tanımlıyorsunuz, çalışıyor. Ama Turkcell tarafında bazı özel setler gerekiyor. Onu öğrenmek gerekiyor. Birkaç farklı cihazı var Turkcell'in. Ama hani şöyle, data ise veya TV ise ayarlanıyor, çalışıyor görüyoruz biz. Hani o setleri alıyorlar şeyden, diğer modemden. Ama mesela telefonla sabit telefon falan kullanıyorsanız o ayrı bir konu tamamen. Hani şu an kullanmıyor herhalde insanlar. Hiç kimse kullanmıyor ya. Bitti o iş yani. Onun dışında hani TV Plus'ın farklı farklı setleri varmış. O setleri alırsanız Super Online'dan kurabiliyorsunuz. Çalıştıranlar var yani müşterilerimizde. Benim şu an TV Plus'ta kullanıyor. Benim connection'ım Türk Telekom. İçeride TV'yi kullanıyorum IPTV olarak. Şeyi de TV Plus'ı da OTT TV olarak kullanıyorum. Yani IPTV gibi değil. Dolayısıyla sisteme bağlı değil. Hatta başka bir network'e geçiyor. Yani ben evimin içinde farklı network'ler var. Birden fazla network var. Başka bir kattaki network'e geçiyor. O network üzerinden wireless da bağlanıyor. O zaman sıkıntı olmaz yani. Normal OTT gibi yani direkt bağlanıyorsa, internete bağlanması yeterliyse yani şeyde, kutuda, o zaman sıkıntı yok yani. O kullanabilirsiniz her biz zaman. Biz yüzlük aldık. Yani yüze çıkardılar. Geçenlerde Türk Telekom aradı. Yüze çıkaralım dedi. Çıkarın dedi. Şimdi İkinci büyük problem nedir? İçeriye girdik, içeride dağıtımı yaptık. Fakat ne yazık ki hiç kimsenin evinde, atıyorum mesela yatak odasındaki yatak, nedense internet bağlantısını hiç almıyor. Yani Wi-Fi hiçbir zaman oraya yetişemiyor. Neden oluyor bu? İkincisi bu extenderları daha doğrusu. Sizde de var bildiğim kadarıyla. Onlar nasıl çalışıyor ve sizinkiler nasıl çalışıyor? Şimdi şöyle, yani Wi-Fi çekim alanı bir global anlamda bir standardı var. Yani belli bir sinyal gücünün dışına çıkamıyorsunuz. Bu bir zorunluluk normal şartlarda. Hani güçlü antenlerle sinyal veremezsiniz Wi-Fi'de. Bu bir regülasyonu var. Bu regülasyon çip basımında, yani ta üretiminde gömülüyor yani cihaza ve oynayamıyorsunuz. Ama şöyle bir özelliğimiz var bizim. Hani bizim Wi-Fi amplifier'lar var anten dizaynlarımızda, hardware dizaynında. Amplifier yükseltici demek. Şimdi bu özellik telefonlarda da var, bu yükseltici özelliği. Özellikle gelişmiş telefonlar veya ileri laptoplarda. Şimdi bizim cihazlarımız düşük sinyali yükseltip alabiliyor. Bizim gönderdiğimiz sinyali de telefonlar yükseltip alıyor. Böylelikle bizim kapsam alanımız çok genişliyor. Yani bu bir bizim artımız. Yani normal bir modeme göre daha geniş kapsam alanına sahibiz. Standart bir modeme göre. Diğer taraftan anten dizaynımız da çok akıllıca. Yani biz external anten kullanıyoruz özellikle. Yani external antenlerin alım ve verim becerisi daha yüksek oluyor dahillere göre. Hem yönlendirebiliyorsunuz, değişik alanlara çeviriyorsunuz ve antenlerin yönlerine göre çekim gücü veya kapsam alanı da değişiyor. Bu yönüyle biz şu an piyasada hani en iyi Wi-Fi sinyali veren cihazız. Çünkü Wi-Fi'ye çok önem veriyoruz. Yani kablosuz bir konfor evde olmak zorunda. Ve yani aldığımız geri bildirimler de çok güzel. Yani ben iki cihazla kullanıyordum, şimdi bunu koydum. Hani her yerde çekiyor, harika, kopmuyorum falan filan diyor. Yani çok mutlu insanlar. Şimdi bizim bir öncelikle özelliğimiz, iyi bir Wi-Fi'miz zaten var. Ama yine de mesela 5 GHz daha kapsam alanı kısadır. Geniş. Bunu artırmak isterseniz veya eviniz çok geniş, duplex, yine ihtiyacınız olabiliyor. Bu durumlarda mesh sistemimiz var. Bizim mesh sistemimiz, bütün cihazlar mesh. Bizde böyle hani mesh extender'dan biraz farklı. Yani extender'da şöyle çalışıyor genelde model. Hani bir yere kadar gidiyorsunuz, internet ölüyor. Öldükten sonra öbürüne bağlanıyorsunuz, tamam mı? Hani yani ölene kadar zaten
internetiniz bir rezalet oluyor yani o anda. Çalışmayan o birine manuel koparıp öbür tarafa bağlıyor genelde bazı kişiler. Ya da modemler öyle çalışıyor. Yani geçenlerde birisi sosyal medyada şunu yazmıştı. Diyor ki ya bağlanmış görünüyor diyor ama uzaktayım biliyorum diyor. Oraya bağlanmaması lazım. Öbürüne bağlanması lazım. Her seferinde onu aktarmak zorunda kalıyorum diyor. Sizin tam söylediğiniz mesh problemi aslında değil mi? Ya bu bir mesh değil aslında. Bu böyle bir extender modeli. Yani işi uzatma olunca yani interneti uzatma. Hani birinden tam kopmadan o birine bağlanmıyor. Yani çünkü bu akıllı davranmıyor. Yani cihaz onda tutunmaya çalışıyor telefonunuz. Bu da tabii o arada konforunuz bayağı bir gidiyor yani o birine bağlanana kadar falan. Şimdi mesh'te ise şöyle oluyor. Yani iki cihaz konuşuyor. Mesela mesh bağladığınız zaman modemler birbirleriyle haberleşiyor. Diyor ki ben diyor bırakıyorum diyor. Sinyalim benim azaldı diyor mesela. Burada KVR'e değişik teknolojiler var arasında. Sana veriyorum diyor. Aralarında konuştukları zaman hani o da cihazla da konuşuyorlar ve cihaz ona aktarıyor. Daha sinyal kopmadan yani şey düşünce. Şimdi bizim bütün cihazlar mesh. Yani bizden bir tane modem aldığı zaman kullanıcı bir tane daha ürün eklediğinde hemen mesh oluyor. Yani ona üçlü dörtlü set almanız gerekmiyor şeyde mesh'te. Yani atıyorum üç tane alıyorsunuz iki tane gerekiyor. Ya diyorsunuz bu üçüncü fazla oldu yani veya set alıyorsunuz. Elinizde bir ürün var mesh'i desteklemiyor. Gidiyorsunuz yeni bir mesh satın almak zorunda kalıyorsunuz. Bizde ise diyelim ki ADSL aldınız. Şu an ADSL Wi-Fi kullanıyorsunuz ama hani VDSL Wi-Fi diyelim. Ama yanına bir cihaz daha alıp herhangi bir cihazı kinetip mesh yapabiliyorsunuz ürünle. Veya VDSL'iniz vardı fibere geçtiniz daha router aldınız sadece. O VDSL'iniz atıl olmuyor. Hemen modunu değiştiriyorsunuz mesh modeline ve yine kullanabiliyorsunuz o ürünü. Süper. Yani modem atıl duruma düşmüyor. Dolayısıyla biz hani extender yerine özellikle hani mesh'i öneriyoruz. Mesh çok akıllı, çok konforlu çalışıyor. Yani özellikle bu işte roaming dediğimiz hani bu telefonlardaki model var ya hani siz hareket anındayken aslında birçok baz istasyonu geziyorsunuz ama kopmuyorsunuz. Yani bu teknolojiyi biz modeme de yerleştirdik. Yani modemin aynı zamanda bizde sadece bizde olan bir özellikle biz 2.4 ile 5 GHz arasında da roaming yapıyoruz. Yani bunu mesela genelde yapmaz diğer. Evet ikisi birbirinden farklı bir şey oluyor. Yani şimdi 2'ye 4'e bağlanıyorsunuz, bir 5'e çeviriyorsunuz. Yani işte 5'ten kopunca oraya gidiyor veya geri 5'e gelmiyor. Kullanıcılar hep böyle manuel uğraşırken insanlar. Bizde ise 5 sinyali gördüğü anda 2.4'ten 5'e kesintisiz atıyor sizi hemen yani. İşte 5'ten 2.4'e sinyali aynı zamanda diğer varsa başka kutuya. Yani tek bir ürün bile olsanız bir tane SSID görüyorsunuz. O SSID sizi tamamen yönetiyor. Tabii yine şöyle bir opsiyonları size veriyor. Ayırabilirsiniz. Tamamen bir cihazı 5'e de force edebilirsiniz. Sadece 5'te bağlandı diyebilirsiniz. Sadece 2.4'te diyebiliyorsunuz. O kadar esneklik var ki. Yani anlatamayacağım kadar çok özellik var modem içerisinde. Yani özellikle profesyonel kullanıcılar, prolar yani ürünü aldığında onlar artık bir sürü akıllarında geçen çok çok değişik varyasyonlarda eğleniyorlar. Yani ürünlerin bir sürü özellik var, bir sürü nitelikler var. Bu yönüyle de bayağı keyif alıyor kullanıcılarımız. Hani seçenek olarak bu da lazım dediğimiz her şeyi ekleyebiliyoruz şu an cihazlarımıza. İnsan, Türkiye'de de çok geliştirdik. Yani son bir yıl içerisinde özellikle mesela kullanıcılar burada olsa, şurada olsa dedikleri her şeyleri hemen hemen ekledik. Yani ya şey var mesela benim memnun. Çok dikkatimi çekti. Mesela SSID var bir de genelde guest network oluyor. İki tane network oluyor. Sizde SSID'yi de çoğaltma imkanı var. Yani tabii çoğaltı. SSID'den yayın yapabilme imkanı var. O ne için avantaj haline geliyor? Mesela geçenlerde bir yazılım gördüm. Yazılım SSID'ye saldırıp onun hareket etmesini engelliyor. O tip durumlarda işte mesela sizinki gibi modemler çok büyük avantaj sağlar diye düşünüyorum. Evet, birden fazla güvenlik de var bizde. Yani aynı zamanda şöyle diyelim kullanıcı bağlanıyor Wi-Fi şifresini kapmış bir yerden diyelim. Arka tarafta özel MAC kontroller, özel VLAN'lar falan var. Yani siz her durumda iç network'ünüzü koruyabiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki şu SSID'den gelenler hani bu alana giremiyor mesela bir alana sokacaksınız. İşte iç network'ünüz var. Guest mesela girmiyor. Neyi bilirse bilsin yani.
register ediyorsunuz kullanıcıları, size kaydettiriyorsunuz. Kaydetmeden aktif olamıyorlar. Şifrenizi vermişsiniz. Diyorsunuz ki işte şu kadar band genişliği kullanabilirsiniz. Takvim oluşturuyorsunuz. İşte şu saatlerde, şu miktarda, yani her türlü kontrol elinizde. Tabii bunun bir de mobil uygulaması var bizde. Mobil uygulama her yerden yönetilebiliyor. Hani kullanıcılarımız şöyle diyor. Ben artık mobil uygulama, evde elektrik var mı yok mu, her şey yolunda mı diye kullanıyorum diyor. İşte böyle kullananlar sürekli, çünkü bulut olduğu için. Aa, evet, sabit IP falan modem, gerekmiyor da. Modem düştüğü zaman elektrik gitmiş demektir değil mi? Yani öyle düşünüyor. İşte öyle kullananlar da varmış. Tabii kamera koyup 7/24 bakanlar da. Yani bizim şeyimiz, hani modem, bulut sistemimiz var bir de. Yani bu bulut sistemi üzerinden de modemi her yerden yönetiyorsunuz. Yani şu an kaç kişi bağlı, işte bütün trafikler, bütün modemle ilgili tüm yapılan işlemler, yani modemin o andaki yoğunluğu falan, her şeyi görebiliyorsunuz mobil uygulamada. Tabii önceliklendirmeler veriyorsunuz. Biraz önce yine bahsettim, hani sizin belli cihazlarınız var ve bu cihazların birinci önceliğe ulaşması gerekiyor. Veya belli aplikasyonlara öncelik veriyorsunuz. Band genişlikleri tanımlıyorsunuz herkese. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Yani böyle çoklu kullanımlarda, çok cihazlı kullanımlarda yani çok harika. Bir de biraz ilk başta söylemiştim. Yani bizde Türkiye'de band genişliği zaten çok düşük hala. Yani %50'nin fazlası 20 megabitin altında kullanıyor ve bunu burada 10-15 cihaz kullandığınızı düşünün. Bu durumda çok akıllı bir band genişliği kullanımı planlanması gerekiyor evde. Ve bunu da bizim cihazlar çok iyi yapıyor. O nedenle de hani bir özel bir konfor oluşturuyoruz. Şimdi şey, tabii band genişliğinin düşük olması olduğu durumlarda parazit, bir de Türkiye'de parazit de çok yüksek bildiğim kadarıyla. Özellikle bakır kablolardan gelen parazitler çok yüksek. Data loss oluyor yani havadayken. O dönem durumda da tabii quality of service en önemli şeylerden birisi, başlıklardan birisi haline geliyor değil mi? Evet, orada da mesela çok güzel bir şey yaptık biz. Hani özellikle VDSL'de, ADSL'de ciddi anlamda hani hat problemleri oluşuyor. Biz mesela otomatik SNR dediğimiz bir model yaptık. Bu sadece bizde var şu an. Mesela bakıyor, hattı dinliyor bizim cihazımız ve sinyali bir yukarı atıyor mesela şeyini. O şeyin, parazitin geldiği bir sinyal şeyi var. Mesela seviyesi var diyelim. Bunlar mesela sabittir normal model. Biz onu yukarı, dalgayı yukarı atınca o aşağıdaki sinyal onu rahatsız etmiyor mesela. Ondan sonra yukarıdaki dalgadan daha konforlu bir şey yakalıyorsunuz, iletişim. Ama mesela band genişliği 100 olmuyor ama 70'e düşüyor böyle olunca. Mesela normalde ISP'ye gidiyorsunuz, işte hat alacaksınız. ISP size diyor ki hattınız kötü, işte 50 alın diyor mesela, tamam mı? Evet. Ama fiyatlar aynı aslında. Mesela bizim kullanıcılarımız şöyle yapıyor. Siz 100 bağlayın diyor. Ben hallederim diyor gerisini. Sonra biz o sinyal ayarlaması moduna bir sokuyor modemi. Modem evet 70'te yakalıyor. Çok güzel bir konfor ve 70 kullanıyor. Yani diğerini 50 iteliyor. Çünkü mecbur yani, o modem başka modemlerde 100 yapsa düşecek. Yani 70 mi 60 mı, onlarca deneme yapması lazım telekom operatörünün. Bunu hiç kimse uğraşmaz böyle bir şeyle yani. Düşünebiliyor musunuz hattınızın ne kadar kaliteli gittiğini anlaması için bir telekom operatörü günlerce sizin hattınızı dinleyecek. Bir 60 nasıl oldu, 65 ne oldu, 70 ne oldu. Bunu tamamen bizim modem hem akıllı yapıyor hem de siz de manuel de deneyebiliyorsunuz. Bakıyoruz 80'i zorluyor. İyi 80 güzel gidiyor ama bir defa düştü ya biraz sinyal. Hani 75'e ayarlıyor. SNR'i o dalga boylarını ayarlayarak bizim hani bu yönüyle de yani şu an en yüksek hızları bizim modemlerle yakalıyor herkes. Yani çok memnunlar yani, otomatikte de yüksek yakalıyor. Diğer taraftan da şunu da yapıyoruz, yani kompatibilite var böyle IoT dediğimiz hani telekomun cihazıyla modemin arasında. Yani bu DSL'de çok önemli bir sorundur bu. Biz mesela otomatik raporlama diye bir sistem ürettik. Mesela kullanıcı bakıyor hattım sıkıntılı, işte haftada böyle oldu veya düştü, şöyle bir sıkıntı oluyor falan dediği anda bakıyoruz. Modem otomatik rapor üretiyor. O izin verirse bize o raporu gönderiyor. Yani niye düşmüş hattı? Yani o anda ne olmuş? Tamam mı? Allah Allah. Baktığımızda bunu üretiyor da şey hiç dokunmuyor yani. Kullanıcının hiçbir şey yapması gerek. O rapor bize geliyor, biz onu analiz ediyoruz. Diyoruz ki şöyle bir yazılım ekledik.
patch yazıyoruz, bir şey yapıyoruz ve onu sorunu çözüyoruz, onu ekliyoruz sisteme falan. Normalde bunu yapmak için cihazları koyup işte başında beklemek, bilgisayar bağlamak, yan bir internet bağlantısı yapmak, hani ben bunu çok eskiden bildiğim için acayip zor, sıkıntılı işlerdi bunlar. Hani bir hattın DSL uyumluluğunu sağlamak. Biz bunu otomatize ettik, yani ilk defa dünyada bizde var. Yani bu haliyle de hani en compatible dediğimiz yani telekom cihazıyla bizim cihazın en uyumlu çalıştığı model oluşturduk biz. Ve bunu habire de geliştiriyoruz. O yönüyle de DSL'de biraz daha yani farklı bir konfor sunduk. DSL'den birçok insan çok yılmıştır yani. Bu hat düşüyor, niye sonra telekomu ararlar, işte problem yaşayanlar oluyor. Çünkü evet. Yüzlerce çeşit telekomda da DSL merkezi cihazlar var, çok çeşit. Üç tarafta da çeşitler var. Hani bunun %100 birbirine denk gelmesi, yani bazen ufak tefek şeyler oluşuyor, uyumsuzluklar oluşuyor. Ama bunu çözmek için hani çok şey, akıllıca bir sistem uyguluyoruz biz. Yani bunu biz chipset operatörü, chipsetçi bile hani yapamadığı, problem çıkardığı şeyleri biz bu modelle ürettik ve yani chipsetin şeyini değiştirdik Türkiye'de, imajını değiştirdik yani. O kadar geliştirdik ki. Süper. Bir chipset modeli çok iyi diyorlardı ama şu an bizim kullandığımız chipset şu an en compatible ürün oldu yani şu an piyasada. Harika. Ya şey, peki modemler var, extensionlar var. Başka sizde şu anda hangi cihazlar var? Şimdi şöyle, modem, evet, modemler var, extenderlar veya işte mesh dediğimiz, bizim cihazlar hem mesh çalışıyor kendi arasında hem de extender de olabiliyor başka modemlere. Evet. Bunlar var. Bunların tabii özellikle konsept olarak hani modem ve routerlar diyoruz biz bunlara. Çünkü hepsi evet. Extender oluyor, hepsi mesh oluyor. Bunların içerisinde hani VDSL teknolojisiyle çalışan, hem VDSL hem fiber çalışanlar var. Ve sadece fiber olanlar var. Bu fiberler aynı zamanda extender de oluyor. Ama temel anlamda şu var. Biz ev ve home office diyoruz veya COBİ'ye yönelik ürünler üretiyoruz bu alanda. Evet. Yani iletişimin her türlüsü de, her türlü Wi-Fi ve fiber iletişimde ürünlerimiz var. Bunun biraz daha üst segment kurumsal modelleri de yakında getirmiş olacağız. Hani çok fazlasıyla hani bireysele odaklanmış durumdayız ve bireyselin ev konforuna veya home office konforuna odaklanmış durumdayız. Ha, bu konuda bayağı bir iyiyiz yani ama bu alanı tabii biraz daha büyük ölçekte yapabilmek için daha güçlü cihazlar da üreteceğiz. Ama yazılımımız yine harika olduğu için sıkıntı olmayacak. Yani oralarda da biz bunu çok rahat olarak uygulayabileceğiz. Yani temel anlamda bizim internet erişim cihazları diyoruz biz ve Wi-Fi, evet, kablosuz cihazlar diyoruz. Bunun içerisinde elbette mobil tarafında da ürünlerimiz var. Yani işte öyle bir router'umuz var. İşte sim takıyorsunuz. Hani şey bağlanıyor. Mobil olarak da size bağlanıyor. Bunun bazı özel anten versiyonlarını modelliyoruz şu an. Yani özellikle kırsal alanda bizim cihazlarımızı takıp mesela normal telefonla 3G'ye bağlanırken bizim cihazlarla LTE sinyali çekebilecek durumda modelliyoruz artık. Daha süper. Kırsal alanlarda. Çünkü bu biz ihtiyaç şu an. Veya edge çekiyor. Sadece E çekiyor. Yani edge teknolojisini çekebiliyor o sinyal. Normal telefonunuz veya modeminiz. Ama bizim anten modelimizle ilgili cihaz 3G sinyalini yakalamış olacak. Çünkü data arttıkça biliyorsunuz sinyal düşüyor. Yani evet. Bu yönüyle ufak denemelerimizi halen yapıyoruz. Hani belli bir olgunluğa getirdiğimizde yani özellikle kırsal alanda da çok böyle hani güzel iddialı bir şey ürün olacağız mobil tarafında. Peki. Çok teşekkür ederim Vefa Bey. Katıldınız davetime. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Sağ olun. Şimdi size bu arada ulaşmak isterlerse kinetik nokta, ama onun yazılışı biraz farklı. Onu anlatmamız lazım galiba, değil mi? Şey, kurup bize ulaşmak, firmamıza ulaşmak evet, için. Evet, evet. Kinetik. Bizim web sayfamızda çok yönlü yani ulaşma seçenekleri var bize. Hem sosyal medyadan, hem webden, hem e-mailden, çağrı merkezinden. İnternet adresimizi verirseniz yeterli herhalde. Kinetik.com.tr Kinetik.com.tr Oradan bize yani her türlü kanaldan ulaşabilirler bize. Kinetik.com.tr üzerinden bulacaklar. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler diyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.